Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTA geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki kazanım testi yani dikdörtgenlerin eşliği alanı ve dönüşümleriyle ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birbirine eş iki dikdörtgen kenarları çakışacak biçimde yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. E, kısa kenarlar çizgi çizgi e, burada da çizgi çizgi uzun kenarlar da çift çizgi çift çizgi çift çizgi çift çizgi, 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 çizgi şeklinde diyecek olursak yani kısa kenar x uzun kenar y diyecek olursak eğer Şimdi elde edilen dikdörtgenlerin çevreleri 32 ve 46 verilmiş. X'ten kaç sene var? 1, 2, 3, 4, X artı 2. Evet 4, X artı 2, Y'yi vermiş bize 32. 2, X artı 4, Y'yi vermiş bize kaç vermiş? 2, X artı 4, Y'yi de 46 vermiş. Bu bir dikdörtgenin çevresi isteniyor bizden. Elde edilen dikdörtgenin çevresi. Bir dikdörtgen çevresi. Yani 2x artı 2 isteniyor. X'i ayrı ayrı bulmama gerek yok. Burada taraf tarafa toplarsam ne geliyor? 6x artı 6y geliyor. Kaç geliyor? 78 geliyor. E buradan x artı y kaç gelir? 13 mü gelir? Evet, 13 gelir. E çevre de bir tane dikdörtgenin çevresi de 2x artı 2y değil mi? Evet. 2x artı 2y olduğundan, 2 parantezi de x artı y olduğundan bunu da 13 bulduğumuzdan cevap kaç çıkacaktır? 26 çıkacaktır. Evet birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Birbirine eş 3 dikdörtgen kenarları yapışık olacak şekilde yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. Birbirine eş kısa kenarı 5 verilmiş. 5 verilmiş. 5 verilmiş. 5 verilmiş. 17 ya 17. O zaman buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Hocam burası 17. Sonra tabağı 17? Burası 17 olduğundan dolayı buraya da ne kaldı? 12 kaldı. E burada x'i bulmak için bir dik üçgene karşılık getirmeliyiz. Şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak eğer 12 ise 12. 12 ise 12 oldu. 5 kaldı ve burada da 5 12 13 üçgeninden x'i 13 olarak buluruz. İkinci soru Balıkesir oldu. Geldik 3'e. Alanın 90 santimetre kare olan bir dikdörtgen yukarıdaki gibi eşit alanlı 3 dikdörtgene ayrılmış. A a a. Şimdi dur burada bir şey söylemek istiyorum. Bir üçgende tepe noktaları aynıyken burası 2K iken burası 3K iken 2K'da kalan 2A ise 3 kde kalan 3A demiyor muyduk? Diyordu. Tepe noktalarının aynısı olması yüksekliklerin aynı olması anlamına geliyordu. Peki dikdörtgende de aynı şeyi söyleyebilir miyiz acaba? Burası 2K burası 3K iken burada kalan 2A burada kalan 3A diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yükseklikleri aynı. Yani birer kenarları aynı olan dikdörtgenlerde biz bunu diyebiliriz. Tamam Bunu unutma. Bu önemli bir nokta. Lütfen bunu unutma. E o zaman A'ya A. Birer kenarları aynı. O zaman şu kenarla şu kenar nedir? Birbirine eşittir. Sonra şu dikeylere bakacak olursak hocam şurası A iken burası 2A. Evet burası 2A. 1'e 2 oran var. Üçgen burası da 6 olacak? Evet. Ha istersen x x de buraya da 2x kaldı. 3 çarpı 2x. İşte e, buraya da de. x çarpı y'ye eşit. Y'yi de buradan altta bulabilirdin aslında. Ama alan dağıtmayla çok güzel geldi. Şimdi alanı kaç vermişti? 90 vermişti. E hocam şurayı 9 bulduysak. 9 ile neyi çarparsan 90 yapar? Onu. Burası 10 oldu. E o zaman burası 10'sa şurası 5, 5 yaptı. 6 ise burası da 6 yaptı. Bizden ne istediğini mavi dikdörtgenin çevresi. Mavi dikdörtgenin çevresi 5, 6 daha 11. 11'den 2 tane var. E o zaman cevap kaç yapıyor? Cevap kaç yapıyor gençler? 22 mi yapıyor? Evet cevap Denizli oldu. Üçüncü soru daha. Geldik dördüncü soruya. Bir katlama mı verilmiş burada? Evet katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Eyvallah. Burası dörtgen burası da dört. Bir de üst üste binen açılar birbirine eşitti değil mi? Şu karışık bunları yazmıyorum. Hatta burası 90 burası da 90 mı? Evet. Aa, karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde ne yapıyorduk? Paralellik açı ortaylık varsa Z'ye dikkat et. Z'den dolayı nokta açısı oldu. Bak noktaya nokta. Şu üçgen ikiz kenar üçgen oldu. 5 ise burası da 5 oldu. 4 5 ne üçgeni? 3 Üç, dört 5 üçgeni. Dikdörtgenin çevresi isteniliyor bizden. Tamam. Dikdörtgenin çevresine artık bulabiliriz. Çünkü burası 8 ya katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya burası da 8. E o zaman ne geldi burada? Dikdörtgenin çevresi 8 4 daha 12. 12 bu tarafta, diğer tarafta da 12 var. 8 4 daha toplamda da kaç yaptı o zaman? 24 yaptı. Evet cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. 4. soruda geldik 5'e. Döndürme kalem Döndürme yine aynı kalem diye hep söylüyoruz zaten. Döndürmede eş yapı var. Senin buradaki dikdörtgenin dönmüş, buraya gelmiş. E ne olacak o zaman burada? Şimdi dikkat et tamam 13. Şuraya A dersem. Şu kısa kenar kısa kenar döndüğünde buraya mı geliyor? Evet burası daha. Şimdi burası A artı 3 mü? Evet hocam burası da A artı 3. Dikkat et döndüğünde şu kenar döndüğünde hop buraya geldi. A artı 3. E o zaman şu A artı 3 ise burası da A artı 3 oldu. E toplamda 2 artı 3'ü kaç vermiş? 2 artı 3 13 verilmiş. 2 A eşittir. 10'dan A'yı da böylelikle 5 buluruz. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. E tamam A yerine 5 yaz. 5 yazdığın zaman 5'e 8 mi oldu? Evet dikdörtgenin alanı alan dediğimiz 5 çarpı 8'dir. Yani cevap 40 yapar. Evet böylelikle cevabı ne bulduk arkadaşım? Edremit bulduk. Ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman o ÖSYM tarzı testlere giriyoruz. Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 1'de görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.